Ahmet Erimar'a çok teşekkürler. Sıradaki konuğumuz 1970 İstanbul doğumlu, aslen Rizeli, Türkiye derecesi ile İstanbul Atatürk Fen Lisesi'ni kazandı. Yine Türkiye derecesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi'ni kazandı ve bitirdi. Arkasından ikinci üniversite olarak iktisat sahasında mezuniyeti var. Meltem ekranlarından tanıyoruz. Yeni Mesaj gazetesi yazarlarından Selim Kotil. Muhterem hocam, Profesör Doktor Haydar Baş, değerli aziz Konyalılar, ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milleti, Milli Kahramanlar programımızın Konya şölenine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bir parça ekmek arıyorsan, bir parça ekmeksin sen. Can sarayını arıyorsan, bir parça cansın sen. Şu nükteyi kavradınsa işi bildin demektir. Neyi arıyorsan osun sen. Mevlana bir insanın hayatını niçin yaşıyorsa ederinin o kadar olduğunu söyler. Bugün birileri okyanus ötesinde dilencilik yapıyor. Bu ülkede azınlık valisi olmak için destek alıyor. Bu insanların ederi hayat süren leşten farklı değildir. Bunlar hacı kılıklı papazlardır, hoca kılıklı hırsızlardır. Oysa deminden beri sizlerin gözlerine bakıyorum. Bize enerji veriyorsunuz. Bugün burada sizler, ekranları başında bizi izleyenler, tam bağımsız Türkiye için buradayız. Yeniden iş ve aş için buradayız. Adaletin sağlanması için buradayız. O yüzden sevgili annelerim, amcalarım, sizler eli öpülecek, ayağı öpülecek insanlarsınız. Bu adamların, bu dilencilik yapanların, Haçlı'ya taşeronluk yapanların topu gelse, yedi ceddi sülalesi gelse, Profesör Haydarbaş'ın asaletinin zekatını bile veremezler. Çünkü onun damarlarındaki kan tam bağımsız Türkiye için akıyor. Onun kalbi Allah diye atıyor. Muhammed Mustafa'nın aşkıyla emiyor. Ahmetimi söylüyorum. Yıllardır beraberiz. Geceleri sabahlara kadar fikri, zikri, aklı nasıl olur da ben bu millete iş veririm, aş veririm, yeniden bu milleti kainat devleti yaparım. Bunun derdiyle yanıp tutuşuyor. Şimdi bakın, bu siyasilerin topunu toplasanız üç koyuna bakacak bir çoban etmez. İlleri dolaşıyoruz. Bakın burada bir sürü kadro var. Her gittiğimiz yerde ayrı bir kadro çıkıyor karşınıza. Profesör Doktor Haydar Baş diyor ki, onların topundan bir çoban olmaz. Buradaki her bir kadrodan üç tane iktidar partisi çıkar diyor. Üç tane iktidar partisi. Biz şimdi iktidarına, muhalefetine hodri meydan diyoruz. Siz ekonomiden ne anlarsınız? Sizin ekonomi dediğiniz şey kaynakları satmaktır, madenleri satmaktır, milleti borç batağına batırmaktır. Davutoğlu diyor ki, stratejik derinliğimiz varmış. Senin derinliğin ne? Sen Haçlı adına silahı Müslümana çevirdin. Bu
ama senin derinliğin. Bakın, kapatmayacağım. Türkiye'de çıkan kanunlara bakın. AKP iktidarı döneminde çıkartılan kanunlara bakın. Aziz milletim, bir tanesi bile sizin bizim yararımıza değil. Bak şimdi en son petrol kanunu çıkıyor. Çıktı, Cumhurbaşkanı'na onaya gidiyor. Bu kanuna göre Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi devlet adına petrol çıkartmayacak. Bütün yabancı global petrol firmalarına imtiyazlar geliyor. Benim Diyarbakır'daki gencim aç gezecek, onun dağındaki petrolü elin yabancı çıkartacak. Sevgili Konyalılar, ben yıllar önce Konya'ya geliyordum. Burada bir sürü Konya holdingleri vardı. Bunlara giderdik. Şirkete girdiğimiz zaman ayakkabımızı çıkartırdık. Her bir Konya holdinginin başkanının bir ilmihali vardı. Hepsi dinden bahsederdi. Milletten paraları topladılar. Ondan sonra ne oldu? Bu paralarla televizyonlar kurdular. Partiler kurdular. Ondan sonra ne oldu? Öyle bir noktaya olay geldi ki herkes, her vatandaşımız parasını kaybetti. Mevlana diyor ki dini algılamada iki ekol vardır. Biri eşek arısıdır, diğeri arıdır. İkisi de aynı çiçekten öz alır. Eşek arıları o özden aldığıyla zehir yapar, bal arısı bal yapar. Şimdi bunlar eşek arısı misali. Geldiler karşınıza, din adına neden bahsettiler? İslam'ın şartı belli. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. Bunların din adına anlattığı ne? Bir, devlete sövmek. İki, askere sövmek. Üç, Atatürk'e sövmek. Dört, Türk kimliğine sövmek. Beş, Amerika ve Avrupa propagandası, Haçlı propagandası yapmak. Şimdi işte şöyle bitiriyorum. Bunlar denizde fenerleri yaktılar. Karada ampulleri yaktılar. Sizi aydınlatacağız dediler. Geldiler, bu milleti aldattılar. Bize bu eşek arıları lazım değil. Bize bal arısı lazım. Bize Horasan'dan Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş'ın yolundan gidenler lazım. Bize Ehli Beyt'in nefesiyle yola çıkanlar lazım. Bize o yolun lideri Profesör Haydar Baş lazım. Atatürk'ün yolunun temsilcisi Profesör Haydar Baş lazım. Şimdi şöyle bitiriyorum. Bakın arkadaşlar, çok basit bir mantıkla soruyorum. AKP'si, MHP'si, CHP'si hepsi özelleştirelim diyor. Sorun onlara. Bütün kaynaklarımızı satalım diyorlar. Sorun onlara. Kendilerine ait bir arazi olsa, içinden petrol çıksa, bu araziyi satarlar mı? Yoksa etrafını tel örgü, 6 metre duvarla çevirip sülalesiyle sabah akşam orada nöbet mi tutarlar? Profesör Haydar Baş bunu söylüyor işte. İki, şimdi soruyorum size, evinizde bir matbaa olsa, evinizdeki bu matbaa para basıyor olsa, para, siz bu matbaayı kapatıp gidip bankadan borç para alır mısınız? Profesör Haydar Baş bunu söylüyor işte. Soruyorum size, evinizin bahçesinde bir sarı kız inek olsa, bunu kesip bir Müslüman Türk olarak domuz yetiştirir misiniz? Bunu söylüyor Profesör Haydar Baş işte. Şimdi soruyorlar bana. Arkadaşlar soruyorlar, madem bu işler bu kadar basit, neden yapmıyorlar? Sevgili kardeşim, bütün bunları görüyorsun da madem sen bunlara neden destek oluyorsun? Neden iş aç diyen, seni kurtaracak Profesör Haydar Baş'ın yanında olmuyorsun? O yüzden sevgili Konyalılar, yeter artık. Bu çektiğimiz yeter. Bu çileler yeter. Açlık yeter. Kaynaklarımızın sömürülmesi yeter. Artık iş zamanı, aç zamanı, bağımsız Türkiye, Profesör Doktor Haydar Baş zamanı.
Evet, Selim Kotil Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuğumuz 1967 doğumlu.